Uzmanların görüşlerini alalım. Şu anda telefon attığımızda Allaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizleri bekliyor. Tonguç Bey günaydınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ticaret müzakerelerine ilişkin görüşlerinizle başlamak istiyorum Tonguç Bey. Üçüncü durağı yeniden Pekin'de gerçekleşiyor olacak. Daha öncesindeki iki görüşmede nispeten olumlu bir atmosfer yaratıldı ancak piyasalar net bir mesaj alamadı. Üçüncü görüşmelere dair neler bekliyorsunuz? Aslını söylemek gerekirse piyasalar bu görüşmeleri G20 sonrasındaki geçenlerde 2-2,5 aylık süre içerisinde özellikle Amerikan borsalarına baktığımızda bir nebze olsun buradan bir sonuç çıkacağını, yani daha olumluya yönelik o 3 aylık pozitif evrenin de devam edeceğine yönelik bir fiyatlama yaptığını gördük. Şimdi geldiğimiz aşamada tabii her gün çeşitli kanallardan farklı açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Ama şöyle de bir durum söz konusu, yanlış hatırlamıyorsam ya da yanlış görmediysem bugün itibariyle de işte Trump'ın daha büyük ve daha geniş kapsamlı bir Çin anlaşmasına doğru gitme gibi bir isteği olduğunu piyasalara dile getirdi. Dolayısıyla buradaki herhalde nihai anlaşmanın piyasalar için bakış açısı şöyle olacaktır. Nasıl bir sonuç alındı, ne kadar sürecek ve bu alınan sonucun dünyadaki o ticaret döngüsünü tekrardan destekleyecek bir adım kadar yukarıda gerçekleşecek mi? Odur herhalde piyasanın bakacağı birinci unsur. İkinci unsur ise bu G20 sonrası söylediğim piyasaların satın alınmışlığının bu fiyatlama içerisinde olup olmadığı. Yani Çin-Amerika anlaşması birinci etapta olacak mı? Ki benim beklentime göre bir şekilde G20 sonrası bu son 3 ayın biraz daha belki ilerisinde bir anlaşmayla, daha olumlu bir anlaşmayla devam edilebileceği. Olumlu derken de hem Çin hem Amerika için konuşuyorum. İkincisi de buradan çıkacak sonucun da aslında piyasaları ben biraz daha rahatlatacağını düşünüyorum. Şu an yaşadığımız bu anlaşma öncesindeki biraz daha güç göstergelerinin her iki tarafta da özellikle Amerika tarafında biraz daha bu pastadan pay almak amaçlı bir açıklamalar gibi geliyor ama netice itibariyle 2019'unda Çin-Amerika anlaşması veya ticari ilişkileri biraz daha düzene girse de girmese de biraz daha bu büyüme konusunda, ticaret hacmi konusunda zor bir yıl olacağını göreceğimize inanıyorum açıkçası. 2019 yılı için özellikle küresel büyüme endişelerini konuşuyoruz Tonguç Bey ama Amerikan ekonomisi özelinde bir de Trump faktörünü unutmayalım. Bu kapsamda şu an için hükümetin kapanmaması konusunda prensipte anlaştı Cumhuriyetçiler ve Demokratlar ama Trump'ın da Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar konusunda ne kadar ısrarcı olduğunu biliyoruz. Ne dersiniz, sizce halen risk var mı? Tabii Kongre tarafında anlaşılması bir adım gibi gözükebilir ama Trump hala bu duvar konusunda çok ısrarlı ve bu politikanın da aslında Amerika'nın geleceği için de önemli olduğunu düşünüyor. Dolayısıyla yani hafta sonuna kadar olacak süreç içerisinde açıkçası çok net bir şey söylemek de zor gibi gözüküyor benim açımdan. Çünkü yani bunun sonucunu eğer bu kısmi kapalı kalan hükümetin bu şekilde bir yere kadar devam edemeyeceği çok aşikar. Dolayısıyla Trump Kongre anlaşması üzerine bir imzayla bu sistem içerisinde biraz taviz vererek gidecek mi? Yoksa bu duvar konusunda çok hızlı ve kesin bir karar alma, buna bir bütçe ayırma konusunda bu limiti zorlayacak mı onu tahmin etmek gerçekten zor ama anladığım kadarıyla şöyle bir gelişmeyle ilerleyeceğiz. Yani şu an için zaten kısmi olarak kapalı kalan bir hükümet içerisinde devamını sağlayacak. Yani bir anlaşmayla hükümeti tekrar açacak. Yani devletin işleyişini sürdürecek. Ama zaman içerisinde de bu duvar üzerine belki yeni işte bütçeler veya yeni bir anlaşma üzerinde Kongre içerisinde de kendi görüşünü belirterek bunun sağlanmasını, yani duvarın oluşturulmasını nihai olarak gerçekleştirmeyi planlıyor. Yani biraz aslında zaman kazanma gibi bir gelişme içerisindeyiz ama kısa süreli olarak sanki bu krizi çözüp
biraz daha önlerine bakmayı isteyecekler gibi bir görüntü var. Fiyatlamalar cephesine değinmek istiyorum Tonguç Bey. Az önce küresel büyüme endişelerinin daha önceki zaman diliminde özellikle 2018'in son çeyreğinde endeksler cephesindeki fiyatlamalarına tanık olmuştuk. Aslında bizler yine aynı hikayeleri ya da aynı riskleri konuşmaya devam ediyoruz ama ne dersiniz? Endekslerdeki bu satış baskısı sona erdi mi ya da endeksler şu an neyi fiyatlıyor? Ya açıkça tabii çok sert bir Ekim-Kasım arasında yani baktığımızda global anlamda daha önceden de aslında bu yavaşlama emarelerinin olduğu bölgelerde borsalarda satışlar görüldü. Ve son olarak da özellikle Amerika'nın bundan çok negatif etkilenebileceği, dünyadan ayrışamayacağı beklentisiyle biz gördük ki Amerikan borsalarında da sert bir düşüş oldu. Yani aslında çok önceden şirket bilançolarındaki daralmayı, işte genel ekonomik aktivitedeki yavaşlamayı borsalar satın aldı. Yalnız bu süreçten sonra özellikle Fed biraz daha güvercinleşerek diyelim, biraz daha piyasayı destekleyerek devam etmesi ve Çin-Amerikan ilişkileri, iki merkezdeki ülkenin anlaşmaya yakın olması şimdi grafiksel olarak da baktığımızda özellikle Amerikan borsaları için ki bu dünyayı çok etkiliyor. Şu an için bir tetikleyici güç olmuş gözüküyor ama bundan sonraki süreçte yani yeniden bir zirve oluşması için Amerika borsaları için konuşursak ve bunun dünyaya yayılması için ben bütün bu tedirginliğin ortadan kalktığı ve Amerikan verilerinin tamamen ekonomide bir sıkıntı olmayacağına yönelik destekleyici olarak anlayan gelmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada en ufak bir gecikme neden olursa her ne kadar Fed'in desteklediği bir borsa hareketi de olsa ben buradaki zirvelerin yavaş yavaş ara bir dalgalanmayla devam edeceği bir borsa görünümün Amerika'da ve bunun da dünyaya etkilerinin nerede daha fazla daralma oluyorsa ve nerede fiyatlar daha pahalı gözüküyorsa göreceli olarak diğer endeksleri o borsaları etkileyeceğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla 2019'da bir tamamen yükseliş ya da düşüş trendinden ziyade şu anki borsa aralıklarında özellikle Amerikan borsaları içerisinde daha ufak dalgalanmalarla bir yatay görünüm ve veri akışına bağlı bir trend görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, özellikle bir yandan da bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da gündemde olacak Tonguç Bey. Bahsettiğimiz yani bu söz ettiğimiz riskler hepsi Fed'in 2019 yılında faiz artırımına ilişkin söz konusu ekonomi yönetimini bir miktar daha temkinli tarafta kalmak zorunda bırakıyor. Ne dersiniz? Bugün yapacağı konuşmada çok farklı bir şey görmeyi beklemiyoruz ama Fed'in şu an gelmiş olduğu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında tabii Powell'ın bu akşama doğru bizim saatte yani Türkiye saatiyle Mississippi'de genel bir politika üzerine bir konuşması içerisinde soru cevap olacak olması da önemli. Ve bu da aslında yani şu hep konuşmalarında aslında Powell'ın çok Fed'in rolünün dışına çıkacağını düşünmediğimiz için biraz böyle Merkez Bankası dışındaki toplantılarda çok bir şey piyasa için beklemediğimiz dönemler oldu ama bu akşam soru cevap içerisinde eğer ekonomiye dönük bu yavaşlayıcı politikalara ilgili diyelim Fed'in son aldığı kararla birlikte nasıl bir görüş düşündüğü sorulur ve Powell da evet biz verileri takip etmeye devam edeceğiz ve olası bir yavaşlama durumunda işte politikalarımızı değiştirebiliriz gibi yine klasik bir açıklama yapması durumunda kısmen bir piyasalara Fed toplantısı etkisi yaratabilir. Yani çok büyük bir dalgalanma beklemiyorum ama görüşünün devam edip etmediğini belki bu akşam için takip etmekte fayda var. Burada bizim esasında en önemli olan herhalde biraz daha Brexit süreci, Amerika'nın hükümetin kapanma süreci ve sonunda da belki bizim işte hafta sonunda doğru cuma akşamı gelecek Türkiye için S&P kararı olabilir. Bu akşamki, dünkü ve bugünkü veri akışı da biraz da piyasaların daha yatay seyretmesine neden oluyor gibi görünüyor.
Tonguç Bey, Avrupa'daki risklerden de bahsetmek istiyorum. Dün Eurogroup ve Avrupa Maliye Bakanlarının Avrupa Birliği'nin özellikle ekonomik sorunlara çare aradığı bir toplantıya tanık olduk ama tabii ki çok somut mesajlar gelmedi. Bu kapsamda FED de hatırlayacak olursanız geçtiğimiz toplantısında Amerikan ekonomisinin özelinde herhangi bir sorun olmadığını ancak Çin ve Avrupa ekonomisi özelindeki küresel büyüme endişelerinin kendilerini tedirgin ettiğini söylemişti. Ama gerçekten bu kapsamda FED bile Avrupa ekonomisindeki sorunları bu kadar ciddiye alırken ECB'nin şimdilik sakin olduğunu görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Avrupa ekonomisindeki riskleri? Çok doğru söylüyorsunuz. Yani bir süredir riskler üzerine Avrupa'da konuşuluyor. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi öncülüğünde de aslında piyasaların tekrardan desteklenmesi gerektiği tartışılıyor, ifade ediliyor. Ama görebildiğimiz kadarıyla veri akışında da yataydan da ziyade artık biraz daha negatife dönme. Hatta Almanya yani ülke lokomotif olarak Avrupa'yı desteklerken Almanya içerisinde de bazı veri akışında belli zayıflıklar oluşmaya başladığı görülüyor. Yani döngüsel beklentinin diyelim yavaşlama döngüsel beklentisinin de gerçekleşme emarelerini görüyoruz. Dolayısıyla bu süreç yaşanırken bile en önemli aktör olabilecek Merkez Bankası birçok toplantı içerisinde bir aksiyon alamıyorsa ya da alabileceği aksiyonun bir değer katacağını düşünemiyorsa ve bunun yanına işte mesela Brexit sürecinde Theresa May'in istifa edebileceği biraz Avrupa dışı belki ama İtalya'da bazı varlıkların yer değiştirmesine yönelik gelen açıklamalar diyelim. Bunun yanı sıra da hala Yunanistan ve işte Portekiz gibi bazı ülkelerin de hani yeterli katkıyı hala birliğe sağlayamamasından dolayı bir zayıflık söz konusu. Dolayısıyla bunun etkisini hem para biriminde görüyoruz, hem aslında borsalarında görüyoruz, hem de ticaret hacminde görüyoruz ve bunun bu şekilde devam etmesinin ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Eğer bu şekilde ısrarlı bir şekilde Avrupa devam etmeye çalışırsa daha sert düşüş gösteren veri akışları da gelmeye devam ettiği sürece bu sefer bölge üzerindeki o ekonomik baskının arttığını göreceğiz. Dolayısıyla şu an yaşadığımız ve paritenin özellikle 1.13'lerin altına geldiği, biraz da borsalarda diğer borsalara ayak uyduramayan bir coğrafya olmasının nedeni bu gözüküyor. Yani bunun tabii neden böyle olduğu konusu da belki Draghi'nin görev süresinin sonlarına yaklaşması ve Avrupa'nın hantal yapısıyla karar vermekte zorlanması olarak söyleyebiliriz. Evet, bu gündemde daha doğrusu Avrupa ilişkin bu riskleri tartıştığımız zaman diliminde az önce de bahsettiğiniz Euro dolar paritesi artık 1.13 seviyesinin de aşağısına sarkma kaydetti ki gözler bir süredir 1.15 seviyesinin üzerindeydi. Ancak bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan ve gitgide zayıflayan bir Euro dolar paritesi görüyoruz. Dolara dair soru işaretlerinin olduğu bir dönemde bile Euro'ya ilişkin riskler bir miktar daha baskın karakter gibi görünüyor. Ne dersiniz? Euro dolar fiyatlaması konusundaki görüşünüz nedir? Vallahi da çok uzun zamandır bu 1.13-1.15 neredeyse klasik aralığında devam eden bir parite var. Bunun bir kısmının bu şekilde fiyatlamasının hep Amerikan dolarına ve Amerikan veri akışına ya da beklentilerine Trump riskine bağlı. Yani euro zayıf dururken de aslında doların zaman zaman dalgalanması bu 1.13-1.15 hareketlerini gerçekleştiriyordu. Şimdi ilk defa aslında yani ilk defa demeyelim ama son dönemlerde, yakın dönemde ilk defa 1.13'ün altına ve onun altındaki ilk desteği olan 1.12.70 seviyelerine gelen bir parite görüyoruz. Şimdi burada eğer kısa süre içerisinde yani bugün yarın artık belki o Eurogroup toplantısından veya yeni bir işte bugün Carney belki bundan bahsedebilir. Her ne kadar bir değişim olabilirse Brexit içerisinde. Bir pozitif haber akışı gelmesi lazım ki tekrar 1.13'ün üstüne paritenin atması gerçekleşsin. Yani bir fiyatlaması gerçekleşsin. Eğer bu olmazsa 1.13'ün altında kaldığı her süre zarfında paritenin aşağı doğru hareketinin güçlendirecek gelişmelerin özellikle Çin-Amerika anlaşması, daha sonra Amerikan verilerinin daha güçlü gelmesi ve Euro'nun zayıf kalmasıyla gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Teknik olarak 1.13'ün altında neredeyse 1.10.50'ye kadar bir marjının da olduğunu düşünürsek burada biraz daha dikkatli olmakta fayda var diye söyleyebilirim.
Tonguç Bey çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Kolaylıklar diliyoruz size de.